Comparative Adjectives, karşılaştırma sıfatları anlamına gelmektedir. Başlıkta gördüğünüz comparative sözcüğü, kıyaslamak, karşılaştırmak anlamına gelen compare fiilinden üretilmiştir. Comparative Adjectives kullandığımız durumlarda iki şeyi birbiriyle kıyaslayacağız. Sıfatların karşılaştırmalarda, kıyaslamalarda nasıl kullanıldığını bu dört örnek üzerinde görelim. His wife is, bakın sıfat olan kısım burada, old sözcüğü, older than getirilerek kıyaslama yapılmış. His wife is older than him. Onun eşi ondan daha yaşlı veya yaşça daha büyük. Bu sözcüğe çok dikkat edin arkadaşlar. Than sözcüğünü A harfiyle yazıyoruz. Zaman zaman E harfiyle yazıldığını görüyorum çünkü. Bu sık yapılan bir hatadır. A harfiyle yazıyoruz ve bu tam Türkçedeki okunuşu gibidir. Than done anlamındadır. Kıyaslananın önüne gelir. His wife is older than him. Burada kıyaslanan odur. Ondan demiş oluyoruz. Ondan daha yaşlıdır veya ondan daha büyüktür. İkinci cümlemize bakalım. The weather is better today. Hava bugün daha iyi. Bakın kıyaslanan nedir? Belirtilmemiş. Mesela dünden, geçen haftadan. O belirtilmediği için şurada den kullanmadık. My sister is more intelligent. More intelligent daha zeki demektir. Than me. Kız kardeşim benden daha zekidir. Kıyaslanan kişi ben olduğum için önünde than kullanıldığını görüyorsunuz. Don't go by train. Trenle gitme. It's more expensive. Daha pahalı. Neden daha pahalı olduğunu söyleseydi buraya than getirip daha sonra da onu belirtmeliydi. Tek heceli sözcüklerde genellikle son kısmı iki harf ekleyerek, E ve R harfini ekleyerek kıyaslama yoluna gidebiliyoruz. High, yüksek demektir. Higher, daha yüksek. Small, küçük. Smaller, daha küçük. Short, kısa. Shorter, daha kısa. Tall, uzun. Taller, daha uzun. Old, yaşlı veya eski. Older, daha yaşlı, daha eski. New, yeni. Newer, daha yeni. Evet, ilk kategoride dikkat edilecek yerler maviyle işaretli. Geçelim ikinci özelliğimize. Eğer sözcük yani sıfat tek hece ise fakat bu tek hecenin son iki harfi sesli ve sessiz harflerse son sessizden bir tane daha getiriyoruz. Sonra da yukarıda kullandığımız gibi E ve R harflerini ekliyoruz. Örneklerimize bakalım. Big, büyük demektir. Daha büyük derken önce G harfinden bir tane daha kullandık. Sonra ise E ve R harflerini getirdik. Big, bigger. Thin, zayıf demektir. Daha zayıf derken thinner. Yine bir ses tekrarı var. Hot, sıcak demektir. Hotter derken bakın T'den bir tane daha sonra da E ve R harflerini getirdik. Kuralımızda bir istisna var. Son harfi W ile bitenlerde önünde sesli harf olsa dahi biz o sesi tekrar etmiyoruz. Birazdan onu da göreceksiniz. Sad, üzgün demektir. Sadder, D harfinin tekrarını gerektirdi. Wet, ıslak demektir. Daha ıslak derken wetter. Gelelim istisnaya iyi bir örnek olan low sözcüğüne. Bakın burada W ile bitti. Önünde ise bir sesli harf olan O harfi var. Biz sadece E ve R harflerini getirerek işi bitiriyoruz. Low, alçak demektir. Düşük demektir. Daha düşük, daha alçak anlamına gelen bir şekle getirdik. Kısa olan sıfatların son harfi E ile bittiğinde sadece bir R harfi eklememiz yeterlidir. Nice, nicer. Bakın E ile bitmişti. Bir R harfi ekledik. Hoş, sevimli, güzel anlamlarındadır. Daha hoş, daha sevimli, daha güzel olarak değiştirdik. White, geniş demektir. Wider, sadece bir R harfi alarak daha geniş anlamına geldi. Son bir örnekte late ve later sözcükleri yine E harfiyle biten bir sıfat ve sonunda R harfi. Hece sayısı 2 veya daha fazla olan sıfatlarda sıfatın başına more getiriyoruz ve böylelikle karşılaştırma, kıyaslama yapmış oluruz. Useful, faydalı demektir. More useful, daha faydalı. Interesting, ilginç demektir. More interesting, daha ilginç. Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı.
Sessiz harf artı y ile biten sıfatlarda y harfini atıyoruz ve yerine i, e, r harflerini getiriyoruz. İngilizce'de buna I, E, R deniliyor. Örneklerimize bakalım. Dirty, kirli, pis anlamındadır. Dirtier, bakın y harfi gittiği yerine o 3 harf geldi. Lucky, şanslı demektir. Luckier, daha şanslı. Easy, kolay. Easier, daha kolay. Pretty, hoş, sevimli, güzel anlamındadır. Daha hoş, daha sevimli anlamında. T harfinden sonraki şöyle işaretleyelim. Y'nin gittiğini görüyoruz. Yerine aynı 3 harf geldi. Early, erken demektir. Daha erken derken de earlier diyoruz. İngilizce'de bazı sıfatlar irregular adjectives, yani düzensiz sıfatlar olarak adlandırılırlar. En yaygın kullanılanlarını şu an ekranda görmektesiniz. Çözelim bunları, Türkçeleriyle beraber inceleyelim. Good, iyi demektir. Better, daha iyi. Bad, kötü demektir. Worse, daha kötü. Far, uzak demektir. İki alternatifimiz var bu sözcük için. İstediğimizi kullanabiliriz. Farther ve further. İkisi de daha uzak anlamındadır. Old sözcüğü eski ve yaşlı anlamındadır. İki anlamı var. Eski, yaşlı. Daha genel olarak kullanabileceğimiz older ve akrabalıklardan bahsederken kullanabileceğimiz ise elder. Older, elder. Geçelim many sözcüğüne. Many çok demektir. More daha çok, daha anlamındadır. Little az, less daha az. Aslında konumuz sıfatlar fakat önemli olduğu için zarflara da buradan kısa bir pas atalım. Arkadaşlar eğer zarfların sonu L ve Y harfleriyle bitiyorsa biz bu zarfları da kıyaslamaya ve karşılaştırmaya kullandığımızda başına more getiriyoruz. Slowly yavaşça demektir. More slowly daha yavaşça. Seriously ciddi bir şekilde demektir. More seriously daha ciddi bir şekilde. Quietly sessizce. More quietly, daha sessizce. Carefully, dikkatlice. More carefully, daha dikkatlice anlamlarını taşıyacaktır arkadaşlar. Comparative adjectives için örnek cümlelerimiz hazır. Birinci örnek cümlemizle başlayalım. This house is bigger than that one. Then kıyaslananın önüne gelirdi. Bu ev şundan daha büyük. Diğer cümlemiz. This flower is more beautiful than that. Bu çiçek şundan daha güzel. He is taller than Mr. Hewless. O, by Hewless'tan daha uzun. Bakın taller dedikten sonra than sözcüğünü getirdik çünkü kıyaslanan belirtildi. He is more intelligent than this boy. More intelligent daha zeki demektir. O, bu çocuktan daha zeki. My job is worse than yours. Worse daha kötü demektir. Benim işim seninkinden daha kötü. England is bigger than Spain. İngiltere İspanya'dan daha büyüktür. Daha büyük. I want to get a more expensive camera. Daha pahalı bir kamera almak istiyorum. Expensive sözcüğü birden fazla hece içerdiği için başına more getirdik. My phone isn't very good. Telefonum çok iyi değil. And I want a more advanced one. Advanced, ileri demektir. Daha ileri teknoloji bir telefon istiyorum dedi. Telefonum iyi değil. Daha ileri bir telefon istiyorum. Daha ileri düzey bir telefon istiyorum. My music system is getting worse. Müzik sistemim kötüleşiyor, daha kötüye gidiyor. And I need a new one. Ve benim yeni bir sisteme ihtiyacım var dedi. Cümlelerimizde comparative adjectives olan bölüme daha fazla kuvvet kazandırmak istediğimizde a lot veya much. Bunun dışında a bit veya a little sözcüklerini veya ifadelerini getirebiliyoruz. Bu ifadelerin geleceği yer sıfatın önüdür. A lot ve much çok anlam katar. A bit ve a little da biraz anlamı katar. You can lift it. Bunu kaldırabilirsin. You're a lot stronger than me. Sen benden çok daha fazla güçlüsün. The exam today was a bit easier, wasn't it? Bugünkü sınav
Birazcık daha kolaydı, değil mi? Gördüğünüz gibi yukarıdaki sözcükleri sıfatın hemen önünde kullanabiliyoruz.